Selam gençler, ben Nazlı Hoca. Nazlı Hocamla Türkçe Edebiyat kanalına hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir aranın ardından yeniden sizlerle beraber olmanın verdiği mutluluğu yaşıyorum. 2020 tayfa ve hayalleri peşinden giden bir seneyi daha göze alan mezun grup. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Canlarım, bu sene ne yapacağız? Bu sene Türkçenin bütün konu anlatımlarını sil baştan çekeceğiz. Onun dışında edebiyat konularını da en baştan çekeceğiz. Sene boyunca Nazlı Hocam Instagram hesabını takipte kalın. Her gün bir konu anlatım postu ve soru çözüm gelecektir. Bununla beraber YouTube'da da yine haftada bir veya iki video gelecektir. Bunun dışında DM'den istediğiniz zaman sorularınızı bana ulaştırabilirsiniz, atabilirsiniz. Evet arkadaşlar, o zaman hayırlı uğurlu olsun diyorum. O zaman ilk konumuzla başlıyoruz. Sözcük türleri. Türkçe'de sözcük türü deyince aklıma benim ne gelecek? Ya da sözcüğün görevi derse ya da sözcüğün çeşidi türü derse canlarım benim aklıma ne gelecek? İsimler yani benden istediği sözcük türü isim mi değil mi? Ya da sıfat mı? Zarf mı? Zamir? Edat, bağlaç, ünlem ve tabii ki başlı başına önemli bir konu olan eylem yani fiil sevgili arkadaşlar. Sözcük türleri önemli bir konu biliyorsunuz. Bu sene de yani 2018 özür diliyorum 2019 yılında 3 soru geldi bu konuyla ilgili. İnanılmaz ciddi bir konu, inanılmaz önemli bir konu zaten başlıklardan da görüyorsunuz. İsim, sıfat, zarf, zamir, edat, bağlaç, ünlem ve fiil konularını bilmemiz gerekiyor. Sözcük türlerini iyi anlamamız için. Tekrar söylüyorum. Soru tipinde eğer bana sözcüğün görevini sorarsa, çeşidini sorarsa, türünü sorarsa bakmam gerekenler neler olacak? Şu gördüğünüz isim, sıfat, zarf, zamir, edat, bağlaç ve fiil olacak arkadaşlar. Bu videoda sizlere ben isimler konusunu anlatacağım. Çok basit, çok kolay bir konu isimler konusu. Beraber bakalım. Ama sizden ricam defterleri, kalemleri hazırlayın. Muhakkak not alın. Evet, dinleyerek de anlayabilirsiniz ama bir süre sonra uçar gider. Kesinlikle defterinize not almanızı tavsiye ediyorum. İsim. İsim nedir? Ad nedir arkadaşlar? Varlıkları, nesneleri, kavramları, duyguları karşılayan sözcüklere biz ne diyeceğiz? İsim diyeceğiz. Etrafımızda gördüğümüz her nesnenin, her maddenin neyi vardır canlarım? İsimleri vardır. İsim çok kolay. Peki biraz özelliklerine bakalım. İsim hal yani durum ekleri alabilir. Durum eki neydi canlarım? İşte belirtme hal eki, yönelme hal eki, ayrılma hal eki, bulunma hal eki gibi değil mi? İyelik eki alabilirler. İyelik ekleri de biliyorsunuz ki aynı zamanda sahiplik ekleridir. Yani aitlik ekleridir. Ve bunlar kesinlikle nereye gelir? İsme gelir biliyorsunuz değil mi? Eklendiği ismin kime ya da neye ait olduğunu belirten eklerdir iyelik ekleri. Yine tamlama kurabilirler isimler diyor. İsim tamlamaları dediğimiz şey zaten en az iki tane ismin birleşmesinden gelmiyor mu? Mesela bir tane örnek verelim mi hadi? Akşam güneşi diyelim. Bu bir isim tamlamasıdır değil mi? Akşam da burada isim, güneş de burada isim. Demek ki iki tane isim bir araya gelip ne yapacaklar? Bir tamlama kurdu. Bir isim tamlaması kurdu. Tamam mı? Şu özelliklerini muhakkak bilelim. Hal eki alabiliyorlar isimler. İyelik eki alabiliyorlar isimler. Tamlama kurabiliyorlar. Evet, bir de ne yapıyoruz biz? İsimleri gruplandırıyoruz. Bakalım hemen. Diyoruz ki varlıklara verilişlerine göre isimler bunları biz özel isim ve cins isim olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Varlıkların sayılarına göre isimler arkadaşlar tekil isim, çoğul isim ve topluluk ismi olmak üzere üçe ayırıyoruz. Varlıkların oluşlarına göre isimler oluş, somut isim ve soyut isim olmak üzere burada da ikiye ayırıyoruz. Sizden ricam defterleri hazırlıyoruz. Nazlı hocamla beraber bütün Türkçe konularını ve sonrasında bütün edebiyat konularını eğer eşit ağırlıkçıysanız düzenli olarak not alıyoruz canlar. Şu tablo kesinlikle defterinizde olmalı. Burada videolarımızı dinledikten sonra ekstra herhangi bir konu anlatım kaynağına ihtiyacınız
Olmayacaktır canlarım. Evet, o halde tek tek inceleyelim. Varlıklara verilişlerine göre adlar. Bakalım bunlar nelermiş? Özel ad. Özel ad nedir? Bizi etrafımızda gördüğümüz diğer isimlerden ayıran arkadaşlar, diğer insanlardan ayıran ismimiz özel bir isimdir, değil mi? Biricik olma, tek olma, tek kişiyi, tek kavramı açıklama. Ne diyoruz? Tek bir kişiyi, tek bir düşünceyi ya da kavramı karşılar diyoruz özel isim. E mesela hayvanlara verilen isimler işte pamuk, tekir, hatta benim bir tane kedim vardı, çorap, değil mi? Bütün bunlar nedir arkadaşlar? Tek bir hayvanı karşıladıkları için özel isimlerdir. San isimleri, yani unvan adları, unvan. İşte Nene Hatun, Gazi Mustafa Kemal gibi insan isim ve soy isimleri, işte Ali, Ömer Seyfettin, Yakup Kadri Karaosmanoğlu gibi isimler arkadaşlar özel isimdir. Gazete, dergi, kitap adları, Hürriyet, Yaban, işte Sabah, Takvim gibi. Kurum, hastane, okul, dernek adları da özel isimlerdir. Nedir bunlar? İşte Kızılay, Yeşilay, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı gibi arkadaşlar. Bunlar birer kurum ve kuruluş ya da dernek adları olduğu için gene özel isimlerdir. Ve unutmuyoruz, biliyoruz ki özel isimlere gelen çekimeklere, bakın özel isimlere gelen çekimeklere kesme işaretiyle ayrılır. Ancak özel isimlere gelen yapım eklere kesme işaretiyle ayrılmaz. Çekimeki videom mevcut kanalda izleyebilirsiniz. Ama dediğim gibi bütün konuları baştan almaya çalışacağım sizler için arkadaşlar. Tamam mı? O da ekstra bir bilgi olsun. Şehir, kasaba, köy, mahalle, sokak, cadde isimleri özel isimdir ve özel isimler büyük harfle başlar diyoruz. İstanbul, İstiklal Caddesi gibi. Gezegen, yıldız isimleri özel isimdir yine. Samanyolu, Güneş, Ay, Dünya. Dağ, ova, göl, deniz isimleri arkadaşlar. Harran Ovası, Toros Dağları gibi bunlar özel isimlerdir. Din, ulus, devlet adları yine Alman, Almanya, Türk, Türkiye gibi sözcükler arkadaşlar nedir? Özel isimlerdir. Devam ediyoruz. Cins isim ya da tür ismi. Sizden rica ediyorum, şu parantez içlerini de muhakkak bilelim. Çünkü bazen karşımıza tür adı diye çıkar, ne olduğunu anlayamayız ve soruyu kaçırabiliriz. Aynı türden varlıkların tümünü anlatır. Özel ad dışındaki bütün adlar tür adıdır arkadaşlar. Bakın, özel isim dışındaki bütün isimler nedir? Tür ismidir. İşte nedir bu? İnsan, bitki, sevgi, taş, telefon, kalem, aşk, deniz gibi sözcükler nedir arkadaşlar? Cins isimlerdir. Yani tür isimleridir. Şurada bir notumuz var. Bakalım. Tür adları özel ad olarak da kullanılabilir. Ha. Bu durumda ne yapmam gerekiyor öğretmenim dediğinizi duyar gibiyim. Bu durumda eğer size ismin altını çizmişse ve sormuşsa, işte tür adı mı, cins ad mı ya da işte özel isim mi şeklinde sormuşsa, cümlenin tamamını okumakta fayda var değerli arkadaşlar. Cümlenin tamamını okuyalım. Çünkü neden? İsimler cümle içerisindeki anlamına göre ne olabilir? İşte anlam yükleyebilir cümle içindeki kullanımına göre. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bakalım şimdi şuradaki örneklere. Arkadaşıyla denize karşı oturdular. Şuradaki deniz arkadaşlar zaten küçük harfle yazılmış. Bildiğimiz denizden bahsediyor, değil mi? Dolayısıyla bu cins isim. Ama şuna bakalım. Akşam deniz bize geldi. Şuradaki deniz bir insan isminden bahsetmemiş mi? İnsan ismi olduğu için arkadaşlar bu ne değildir? Cins isim değildir. Özel isimdir. Unutmuyoruz. İnsan isimleri çünkü özel isimlerdir. Evet, devam edelim. Bu sene güneş çok yakıcıydı. Normal, bildiğimiz güneşten bahsediyor. Tür ismi. Dünya güneşin yörüngesinden ayrılmaz. Burada sevgili arkadaşlar gezegen anlamındaki güneşten bahsettiği için terim anlamda kullanılmıştır ve özel isimdir. Lütfen bunu unutmuyoruz. Evet, devam edelim. Varlıkların sayılarına göre isimler ya da adlar, ad isim eş anlamlı biliyorsunuz. Tekil isim, tekil isim dediğim şey ne? Tek bir varlığı anlatır. Lerler çoğuldaki almayan isimlerdir. Bakın, tek bir varlığı anlatır. Lerler çoğuldaki almayan isimlerdir. Bakalım.
Bilgi, ses, komşu, dönüş gibi sözcükler nedir arkadaşlar? Tekil isimlerdir. Hocam bu dönmek değil mi ya? Nasıl isim oluyor falan dediğinizi duyar gibiyim. Rica ediyorum sizden. Şuradaki iş yapım eki almıştır. İsim fiil eki almıştır ve fiilden isim olmuştur. Bu da ekstra bir not kafanızda takılırsa eğer. İkiye bakıyoruz. Çoğul at ya da çokluk ismi de denilebilir buna. Buna da teklik ya da tekil denilebilir. Birden fazla varlığı anlatır. Ler ekini alır. Çok basit. Kitaplar, eller, çocuklar, sohbetler. Peki öğretmenim, ler eki cümleye ya da sözcüğe sadece çokluk anlamı mı katar? Hayır sevgili arkadaşlar. Abartma anlamı katabilir. Abartma, saygı anlamı katabilir. Küçümseme anlamı katabilir. Lütfen bunları not alın. Ya da alay anlamı katabilir. İşte alay küçümseme dediğimiz. Ahmetler mesela. Değil mi? Burada akrabalık anlamı da katmış Ahmetler. Dünyalar kadar seviyorum. Hadi canım abartma anlamı katmadı mı? Selim Beyler o yeni geliyorlar dediğimde küçümseme alay anlamı katmış oldum. Ahmet Beyler yeni geldiler. Ahmet Beyler buyurun efendim odanız hazır dediğinizde bir saygı anlamı katmış oldunuz. Lütfen buna dikkat edelim. Her gördüğümüz lerler arkadaşlar ne değildir? Birden fazla anlamı katmaz. Abartma, saygı, küçümseme, alay gibi anlamlarda katabilir. Bazen de sevgili arkadaşlar bir notumuz daha var burada. Lerler sözcüğün kendisindedir ve aslında bir ek değildir. Kiler sözcüğüne bakıyoruz. Kiler. Kiler nedir arkadaşlar? Evin işte bir bölümü erzakları malzemeleri koymak için ayrılan bir bölüm. Onun adı kilerdir. Burada bir lerler eki yok ya da yular değil mi? Böyle atın neyi? İşte tasması boynuna takılan değil mi? İpi, yular dediğimiz şey. Dolayısıyla bu yu değildir, bu ki değildir. Bu zaten sözcüklerin kendileri. Bunlara da dikkat etmekte fayda var. Topluluk ismine bakıyoruz. Topluluk ismi için diyoruz ki biçimci tekil, anlamca çoğul isimlerdir. Önemli. Biçimci tekil, anlamca çoğul isimlerdir. Nedir bunlar? İşte aile, orman, tabur, meclis, bölük, ordu, demet, değil mi? Bir demet çiçek. Buket gibi sözcükler sevgili arkadaşlar. Topluluk isimleridir. Burada bir notumuz var. Bakalım. Sınıf bugün pikniğe gitti. Sınıf iyi temizlendi. Ha. Şimdi tabii ki topluluk isimleri de yine cümle içerisindeki kullanımına göre ne olabilir canlarım? Anlam kazanabilir. Topluluk ismi olabilir ya da tekil cins isim olabilir. Sınıf bugün pikniğe gitti derken burada bir topluluk adı olduğunu anlıyorum. Çünkü sınıftaki bütün öğrencileri kastetmiş. Sınıf iyi temizlendi derken burada da benim bildiğim dört duvarın arasında olan derslikten bahsediyor. Dolayısıyla bu sevgili arkadaşlar nedir? Bir tekil addır. Bu da topluluk adıdır. Peki öğretmenim, topluluk isimleri çoğul eki alabilir mi? Tabii ki de alabilir. Neden olmasın? Ormanlar, takımlar diyorsun ya mesela takımlar sahaya çıktı. Ormanlar yok olmasın diyoruz mesela. Bunlar hem topluluk ismi hem de bu topluluk isimleri ne yapabilir? Çoğul eki, çokluk ekilerler alabilir diyoruz sevgili canlarım. Evet devam ediyoruz. Varlıkların oluşlarına göre adlar. Varlıkların oluşlarına göre bakalım. Somut at. Somut at yıllarca şu şekilde öğrenmedik mi? Duyu organlarımızın herhangi birisiyle algılayabiliyorsak ve bu nesneleri karşılayan isimleri ne diyeceğiz biz? Somut at diyeceğiz. Tekrar söylüyorum. Duyu organlarının herhangi birisiyle algılanabilen nesneleri karşılayan adlardır canlarım. Nedir bunlar? Mesela hava. Öğrenci diyor ki ya hocam diyor havayı göremiyorum ki nasıl diyor. İşte somut oluyor. Canımın içi duyu organlarımın herhangi bir tanesiyle illa görme duyusu olmasına gerek yok ki. Nedir bu mesela? Koklama, görme, tatma, İşitme ve dokunma duyusundan herhangi biriyle benim ne yapmam gerekiyor? Hissetmem lazım. Ben havayı nasıl havanın varlığından haberdar olabilirim? Havanın olduğunu nasıl kabul edebilirim? Dokunarak değil mi? Şöyle elimizi yüzümüze doğru götürdüğümüzde, değil mi? Yelpaze gibi. Dokunuyor, bir serinlik geliyor. Havanın olduğunu öyle anlayabilirim. Güneş görerek, su
Her şekilde zaten suyu görüyoruz. Işık görerek yine deniz, tepe, ses işiterek arkadaşlar. Nedir bunlar? Somut adlardır. Lütfen buna dikkat edelim. Peki soyut adlara bakalım. Soyut adlar. 5 duyu organımızdan yani şurada gördüğünüz duyu organlarımızdan herhangi bir tanesiyle algılanamayan isimlerdir. Mesela vicdan. Öğrencinin biri çıkıyor diyor ki hocam kalben hissediyoruz. Bir tanem canımın içi o kalben hissettiğini ben buraya yazmadım. Onu psikologlardır. Evet 6. duyu organımız vardır diye ama biz ondan bahsetmiyoruz. O çok farklı bir yere gider öyle konu. Sevgi, rüya, insanlık, mutluluk, özgürlük, vahiy, iyilik gibi sözcükler de soyut isimlerdir arkadaşlar. Öğrenci diyor ki hocam ben rüya görüyorum nasıl soyut oluyor diyor. Ben de diyorum ki madem rüya görüyorsun o zaman rüyanın kokusu nasıldı diyorum. Yok. Rüyanın şekli nasıldı, hacmi nasıldı? Yok. Tadı nasıldı? Yok. Rüyanın sesi neydi? İşte bildin mi? Rüyana dokunabildin. Bunların hiçbiri yok. Bakın farkında mısınız? Rüya olarak gördüğümüz farklı bir olay, farklı bir alem ama rüyanın şeklini, kokusunu, tadını bilmediğimiz için buna kesinlikle somut diyemeyiz. Lütfen canlarım, buna da dikkat edelim. Somutlama ve soyutlama diye bir kavram karşınıza çıkacaktır. Ben bunu daha sonra sözcükte anlamda anlatacağım size ama şöyle küçük bir değinmek istedim birer örnekle. Bugün havasından geçilmiyordu. Yukarıda anlattım. Hava neydi? Somut bir sözcüktü. Çünkü neden? Dokunma duyusuyla ben havanın varlığını kabul edebiliyordum. Havasından geçilmiyordu derken o havadan bahsetmiyor. Kibir gibi bir şey düşünün. Kibrinden geçilmiyordu belki. Dolayısıyla somut olan bir sözcük canlarım ne oldu? Soyutlandı. Ben buna ne diyeceğim? Soyutlama diyeceğim. Tamam mı? Şuna da bakalım. Korku denizinde yüzüyorum derken deniz somut bir şey. Korku arkadaşlar soyuttur. Korku denizi dediğinde sanki böyle bilinen bir denizden, görebileceğin bir denizden bahsediyormuş gibi bir anlam ortaya çıkıyor. Dolayısıyla şuradaki korku sözcüğü de ne oldu? Somutlaştırmış oldu. Somutlama diyeceğim buna da. Dediğim gibi sözcükte anlam konusunda somutlama ve soyutlamaya değineceğim ayrıca ana başlık altında açacağım. Evet arkadaşlar, Nazlı Hocam YouTube kanalını lütfen takip edin. Kanala abone olun. Yine Instagram'dan Nazlı Hocam hesabını takibe alın. Çünkü bundan sonra videolarımız başlıyor. Yeni sezona hep beraber güzel bir şekilde başlayalım. Bir sonraki video gene isimler videosunun devamı olacak. Takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Hepinizi öpüyorum.